Osmanlı Devleti'nin korucusu Osman Bey, Şeyh Edebali'nin dergahında bir gece konaklamıştı. Şeyh-i Edebali ile sohbetinin ardından kendisine tahsis edilen odasına gittiğinde, duvarda asılı olan Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladı ve sabaha karşı oturur vaziyette uykuya daldığında kendisine büyük bir devlet kuracağını ve buranın en nadide, en değerli yeri olarak da Konstantinopolis'in olacağını müjdelenmişti. Bu sadece Osmanlıların hayali değildi. Burası İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de müjdelediği şehirdi. Şöyle diyordu İslam peygamberi: Latuf tehennel Konstantiniyyatu felen yemel emiru emiruha felen yemel ceyşu zalikel ceyş. Yani günümüze çevrilmiş Türkçesi, İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan. Onun ordusu ne güzel ordudur. ...1299 yılında Osmanlı Devleti resmen ilan edilmiş, kısa süre içerisinde de Anadolu ve Rumeli'ye yayılmaya başlamıştı. Osmanlıların büyümesi hem Haçlıları hem Anadolu beyliklerini, Memlükleri ve Timur'u rahatsız ediyordu. Haçlılar defalarca Osmanlılar üzerine gelmiş ancak kendilerini yenemeyeceğini anlayarak savunma moduna geçmişti. Peygamberimizin müjdesi ve devletin kurucusu olan Osman Gazi'nin rüyasını gerçekleştirmek üzere Osmanlılar tarafından Konstantinopolis 6 defa kuşatılmasına rağmen başarılı olunamamıştı. 1402'de Timur'un Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid'i yenmesinin ardından kardeş savaşları baz göstermiş, parçalanmış olan Osmanlı Devleti'ni 5. Padişah 1. Mehmet Çelebi yeniden toplamayı başarmış ve oğlu 2. Murat'a daha düzenli bir devlet bırakmıştı. İkinci Murat tahta geçer geçmez Doğu Roma İmparatorluğu'nun iki yüzlülüğü ile karşı karşıya kaldı. Limni Adası'nda Bizans esiri olan amcası Mustafa Çelebi'yi 2. Murat'a karşı ayaklandırarak Osmanlı Devleti'ni bir iç savaşa sürükledi. Mustafa Çelebi Edirne'ye girerek sultanlığını ilan etti. 2. Murat Edirne halkının da desteğiyle Çelebi Mustafa'yı yakalatıp burçlara astırarak boğdurdu. Çelebi Mustafa'nın gerçek Osmanlı şehzadesi olup olmadığı günümüzde halen tartışılmaktadır. Bu olay üzerine 2. Murat Konstantinopolis'i kuşatma kararı aldı. Osmanlıların 6. Konstantinopolis kuşatması da başarıya ulaşamadı. Ancak Doğu Roma'da büyük zayiatlar vererek Osmanlı hakimiyetini kabul etmek zorunda kaldı. İkinci Murat Anadolu'da Candaroğulları ve Karamanoğulları Beyliği üzerine giderek zaferler elde etti. Eflak Voyvodalığı'nın isyan etmesi üzerine buraya bir sefer gerçekleştirerek ayaklanmayı bastırdı. 1430 yılına kadar Anadolu ve Rumeli'de arkası bitmek bilmeyen seferler gerçekleşti. Osmanlı'ya bağlı Sırbistan Kralı Stefan Lazarevic'in ölmesi üzerine Osmanlı Devleti ile Macaristan arasında Sırbistan çekişmesi başladı. Sırbistan üzerine Osmanlı seferleri gerçekleşti ve Yorgo Branković Sırp Kralı olarak tanındı. ...30 Mart 1432... O gün güneş bir başka doğuyordu dünyaya. Edirne Sarayı'nda Sultan Murat Fetih Suresini okurken müjdeli bir haber gelmişti kendisine. Bir oğlu olduğunu söylediler. Bu habere pek sevinen Murat Han minik bebeğini kucağına aldı ve kulağına ezan okuduktan sonra "Babamız Çelebi Mehmet hürmetine senin ismin Mehmet olsun" dedi. Mehmet, Kafkas beylerinden olduğu tahmin edilen Abdullah kızı Hüma Hatun tarafından dünyaya gelmişti. 1433 yılında Sultan Murat, Sırbistan ile ilişkileri kuvvetlendirmek adına
Brankovic'in kızı Mara Despina'ya talip oldu. Ancak 2 yıl sonra 1435 yılında Saruca Paşa bizzat Mara Hatun'u Edirne'ye götürmek üzere Sırbistan'a gitti. 1435 yılında Mara ile Murat Han evlendiler. Sanıldığı gibi barış ciddi anlamda gerçekleşmese de Mara Edirne'de kaldı. Mara Hatun, Şehzade Mehmet doğduktan 3 yıl sonra Edirne'ye gelmiştir. Bazı tarihçiler Mehmet'in annesinin Mara Hatun olduğunu iddia etmektedirler. Ancak bu yanlıştır. Şehzade Mehmet'in annesi Hüma Hatun'dur. ...1439 yılında Evranosoğlu Ali Bey Belgrad Kalesi'ni kuşattıysa da alamadı. Ancak Semendire Osmanlı topraklarına katıldı ve burada Semendire Sancağı oluşturuldu. Şehzade Mehmet büyümeye başlamış ve bir sağa bir sola koşturup duruyordu. Çok hareketli bir çocuktu. Molla Gürani gibi devrin en önemli alimleri tarafından yetiştiriliyordu. Haylazlığı çok fazlaydı. Hocalarının sözünü fazlaca tutmaz, derslerinden kaçar olmuştu. Bizans İmparatoru 8. Ioannis, Avrupa ve Papa'dan Osmanlı tehdidine karşı askeri ve para yardımı talep ediyordu. Bu sırada Papa 4. Eugenius, Türklere karşı Haçlı Seferi ilan etti. Haçlıların başında Kral Ladislas vardı. Ve yanında da asrın en önemli askeri komutanlarından olan Yanoş Hunyadi bulunuyordu. Yanoş Hunyadi Osmanlı topraklarına doğru harekete geçti. Semendire'den geçen Haçlılar Niş Kalesi'ni de aldıktan sonra 3 farklı Osmanlı birliğini de yenmeyi başardı. Kral Ladislas ile birleşen Yanoş Hunyadi Sofya'yı ele geçirdi. Sofya'dan ilerleyişini sürdüren Haçlılar İzladi'de Osmanlı birlikleriyle vuruştu. İki taraf da ağır kayıplar verdi. Bazı kaynaklara göre Türkler, bazı kaynaklara göre Haçlılar bu vuruşmada üstündü. Sultan Murat kış olmasına rağmen ordusu ile Haçlıların üzerine yürüdü. Ancak soğuk hava şartları yüzünden Edirne'ye dönmek zorunda kaldı. Baharda Haçlıların üzerine tekrar gitmeyi planlıyordu. Rumeli oldukça tehlikeli bir dönemden geçiyor, Anadolu'da da Karamanoğlu İbrahim Bey Osmanlı'ya karşı bir harekat başlatmış bulunuyordu. İbrahim Bey Ladislas'a şöyle bir mektup gönderdi. Sen öteden, ben beriden yürüyelim. Rumeli senin, Anadolu benim olsun. Osmanlı'yı ortadan kaldıralım. İbrahim Bey Osmanlı topraklarına girdiyse de Amasya valisi 2. Murad'ın veliaht şehzadesi Alaaddin Ali üzerine yürüyünce 1443 yılında Mart ayında Konya'ya çekilmek zorunda kaldı. Nitekim kısa süre sonra Şehzade Alaaddin Ali ansızın vefat etti. Henüz 18 yaşındaydı. Sultan Murat büyük bir hüzünle kaplandı. Adeta yıkıldı. Veliaht Bursa'ya defnedildi. 11 yaşındaki Mehmet böylece veliaht şehzade oldu. 1443 yazında eski Türk devlet geleneğine göre idare ve hükümet işlerine alışması için Mehmet Manisa'ya Saruhan Sancağı'na gönderildi. Mehmet'in yanında Kasapzade Mahmut ve Nişancı İbrahim isminde iki lalası kendisine eşlik ediyordu. Padişah 2. Murat bu ortamda Macaristan ile sulh müzakeresine girişti ve Edirne-Segedin Antlaşması imzalandı. Barış Antlaşması'na göre 10 yıllık bir sulh dönemine girilmişti. Ancak Macarlara bazı tavizler de verilmiş oldu. Bu anlaşmanın kalıcı olması için 2. Murat Edirne'de Kur'an'ın üzerine ve Macar Kralı Vladislav ise Segedin'de kendi kutsal kitabı İncil üzerine yemin verdiler ve anlaşmayı bu yeminlerle imzaladılar. Bu anlaşmaya göre Osmanlılar kendi ortadan kaldırdıkları Sırp Despotluğu Devleti'ni yeniden kurulmasını sağlamayı ve 1427'deki sınırlarıyla devlet başkanlığının Brankovic'e iade edilmesini kabul ettiler.
Macarlar ise Bulgaristan üzerindeki hak ve iddialarından vazgeçmeyi kabul ettiler. Her iki tarafta, yani Osmanlılar ve Macarlar, Tuna'yı geçmemeyi taahhüt ettiler. Rumeli'de sorunlar ciddi derecede önem arz etmişti. Haçlılara asla güven olmazdı. Ayrıca Rumeli'de bulunan Evranasoğulları, Kümüloğulları, Malkaçoğulları gibi birlikler Edirne ile uzlaşamayan ayrılıkçı bir tavır göstermeleri 2. Murad'ı devlet işlerinden iyice soğutmuştu. Zaten Şehzade Alaaddin Ali'nin de vefatı padişahı derinden sarsması ve öldüğünde kendisinin oğlu Alaaddin'in yanına defnedilmesi vasiyeti de 2. Murad'ın bıkkınlığını göstermişti. Şehzade Mehmet daha çok genç yaşta sadece Türk İslam kültürüne değil Batı kültürüne de aşina oluyordu. Birkaç Batı dilini de öğrenmişti. Birçok şehzadenin aksine Şehzade Mehmet Batılıların kültürünü öğrenmeye çalışıyordu. İtalyan, Fransız, Yunan tarihlerini öğrenmeye çalışıyordu. Eski Romalı tarihçilerin eserlerini Manisa'ya getirtiyordu. Herodot'un, Romalı tarihçi Titus Livius'un, Curtius Rusuf'un, Büyük İskender'in, papaların, Fransa krallarının vakainamelerini okuyordu. Sultan Murat, Edirne-Segedin antlaşmasının ardından Karamanoğlu İbrahim'i de bastırmak adına bazı girişimlerde bulundu. Kahire'de bulunan halife vasıtasıyla Karamanoğlu İbrahim Bey, Osmanlılar Hristiyanlar ile cihad ederken arkadan saldırdığı için kendisini kafir ilan ettiler. Murat bu sebeple İbrahim Bey'i zor durumda bırakmayı başardı. Mısırlı fakihler İbrahim Bey tövbe etmezse katli vaciptir fetvası verdiler. Manevi baskı altında kalan Karamanoğlu mecburen sulhu kabul etmek zorunda kaldı. Akşehir ve Beyşehir antlaşma karşılığında Karamanoğullarına bırakıldı. Bu suretle Sultan Murat hem doğuda hem de batıda barışı sağlamış oldu. Ya da öyle sanıyordu. Sultan Murat bu sulh ortamını fırsat bilerek başta veziri Çandarlı Halil Paşa olmak üzere tahtı 12,5 yaşındaki şehzadesi Mehmet'e bırakmak istediğini açıkladı. Vezirler ve paşalar bu karardan Sultan Murad'ı vazgeçirmek istediyseler de Sultan Murat kararında katiydi. Nihayetinde 1443 baharında Manisa Saruhan Sancağı'na gönderilen Şehzade Mehmet bir yıl sonra 1444 yılında tekrar payitaht Edirne'ye çağrıldı. Sultan Murat tahtı kendisine devrettiğini, paşalarının da saltanatının ilk yıllarında yardımcı olacağını bildirdi. Bu Osmanlı tarihinde bir ilkti. Daha önce böyle bir durum söz konusu olmamıştı. Mehmet, Osmanlı tarihinde tahta çıkan en genç padişah olmuştu. Sultan Murat, tahta geçtiği ilk yıllarda kardeş mücadelesi vererek Osmanlı ile savaş halindeki devletlere taviz vermek durumunda kalmıştı. Sultan Murad'ın amcasının oğlu Şehzade Orhan da Bizans'ın elinde esir bulunmaktaydı ki Doğu Roma'nın Osmanlı'ya karşı kullandığı kardeş savaşı politikası her daim devam etmekteydi. Sultan Murad da ansızın ölmesi durumunda Doğu Roma 2. Mehmet'e karşı Şehzade Orhan'ı şüphesiz kullanacak, silahlandırıp iç savaş çıkaracağını biliyordu. Sultan Murat da buna mahal vermemek için oğlu Mehmet'i tahta geçirmesinin başlıca sebeplerinden olarak görür. Sultan Murat 1444 Temmuz aylarında Edirne'den ayrıldı ve Bursa civarında inziva hayatına çekildi. VI. Osmanlı Sultanı ilan edilen 2. Mehmet, 1444 yazının sonlarında Osmanlı tahtına oturdu. Ancak bunu fırsat bilen Osmanlı iç siyaseti ve Haçlılar, kendi lehine olan saldırılara da başlayacaklardı. Sultan Murad'ın Osmanlı tahtından
kendi isteğiyle çekilmesi Balkanlarda, Anadolu'da ve Mısır'da büyük yankı uyandırdı. Osmanlı yönetimi ve halkı da kendilerini nelerin beklediğini bilmiyorlardı. Zaten beyler, vezirler, başta da Çandarlı Halil Paşa, Sultan Murad'ın ayrılmasından sonra tevekkül içerisinde Edirne'ye döndüler. İkinci Murad, Mehmet'i Çandarlı Halil Paşa'ya emanet etmişti. Zaten Çandarlı Halil Paşa ile irtibatı hiçbir zaman koparmayacaklardır. Mehmet, tahta oturduğu ilk andan itibaren vezirler ile çatışmaya başlamıştı bile. Osmanlı tahtına 12 yaşındaki bir çocuğun geçmesi Avrupa'yı iştaha boğdu. İşte şimdi Osmanlı'yı Balkanlardan atma zamanıdır diyorlardı. Sultan Murad'ın barış için yaptığı fedakarlıklar düşmanları tarafından devletin güçsüzlüğü olarak da yorumlanıyordu. Mehmet'in tahta geçişini ilk fırsat bilip hamle yapan tam düşünüldüğü gibi imparatorun kuklası Şehzade Orhan oldu. Orhan imparatorun desteğini alarak Konstantinopolis'ten çıkarak İnceiz'e geldi. Buraya geldiğinde Osmanlılardan kimse ona destekte bulunmadı. Bu haber Edirne'ye ulaşınca devlet erkanı derhal tedbir aldı. Kasapzade Mahmud Bey Sultan Murad'a haber göndermek için harekete geçti. Diğer taraftan Rumeli Beylerbeyi Şahabettin Paşa Orhan'ın üzerine gönderildi. Orhan kendisine destek gelmeyince Konstantinopolis'e geri kaçtı. Papa 4. Öjünyus, Sultan Murad'ın tahttan çekilmesini fırsat bilerek Edirne-Seged'in antlaşmasının bozulduğunu ilan ederek Haçlı ordularını tekrar harekete geçirdi. 18-22 Eylül'de Haçlılar anlaşma maddesini bozarak Tuna'yı açtılar. Edirne'de bütün yaz boyunca hakim kararsızlık birden paniğe dönüştü. Tüm yük neredeyse Çandarlı Halil Paşa'nın üzerindeydi. Sultan Mehmet'in derhal Sultan Murad'a haber göndermesi ve kendisinin Edirne'ye gelmesini talep etti. Vezirler ikiye ayrıldı. Bir kısım Sultan Murad'ı çağırma taraftarı değildi. Sultan Mehmet'in saltanata tam manada yerleşmesini istiyorlardı. Sultan Murad'ın isteğine göre hareket ediyorlardı. Çandarlı Halil Paşa şiddetle karşı çıktı. Diğer paşaları Sultan Murad'ı Edirne'ye çağırmak için ikna etti. Sultan Murad'ın ordunun başına geçmesi için haber gönderdiler. Ancak Murad, "Başınızda padişahınız var, artık sultan odur." diyerek gelmek istemedi. Nitekim Kasapzade Mahmud Bey'in ısrarı sonucu Murad Han ordunun başına geçmek için ikna oldu. Sultan Murad çok kısa bir sürede Anadolu askerini toparlayıp harekete geçti. Ordunun bir kısmı Çanakkale Boğazı'na geldi. Sultan Murad da İstanbul Boğazı'nın Anadolu yakasında bulunan Anadolu Hisarı'nın yanına geldi. Çandarlı Halil Paşa da Yeniçeri, Rumeli askerleri ve topçularla Bizans hududunda Sultan Murad'ı karşılamaya gitti. Burada beklemeyip bugün Rumeli Hisarı'nın bulunduğu alana kadar ilerledi. İki Bizans gemisi Sultan Murad'ın geçişine engel olmak istediler. Ancak Saruca Paşa gemileri topa tuttu. Birisi battı, diğeri İstanbul'a kaçtı. 20 Ekim 1444 günü Sultan Murad bir Frenk gemisiyle Rumeli'ye ayak bastı. Çanakkale Boğazı'nda da Haçlı gemileri Osmanlı ordusuna engel olmak istediyse de Osmanlılar sorunsuz bir şekilde karşıya geçti. Sultan Murad ordusu ile Edirne'ye doğru ilerledi. Halk kendisini surların dışında karşıladı. Ancak Murad, oğlu Mehmet'in saltanatına gölge düşürmemek için Edirne'ye yakın bir yerde ordugah kurdurdu. Şehre girmeyi tercih etmedi. Çandarlı Halil Paşa, Murad'a padişah olarak hitap etti ve bizzat Sultan Mehmet'e "Padişahımız elhamdülillah Edirne'ye ulaştılar." dedi. İkinci Mehmet, babası İkinci Murad'a ordu ile savaşa katılmak istediğini beyan ettiyse de İkinci Murad bunu kabul etmedi.
Rumeli Beylerbeyi Şahabettin Paşa Haçlı ordularını yavaşlatmayı başarmıştı. Tüm geçitleri kapattırıp kendilerine zaman kaybettirdi. Sultan Murad da Edirne'ye gelince Rumeli ordusuyla Osmanlı ordusuna katıldı. Şahabettin Paşa'nın başarılı hamleleri Varna Savaşı'nın gidişatında önemli bir yer almaktadır. Macaristan Polonya Kralı Ladislas önderliğinde ve Janos Hunyadi komutasındaki Haçlılar Ortodoks ve Müslüman yerleşkelerini tahrip edip Karadeniz bölgesine doğru yürüyorlardı. Bu Osmanlı'ya karşı oluşturulan 5. Haçlı Seferi'ydi. Vidin ve Nibolu kalelerini almak istediler ancak başaramadılar. Ladislas Osmanlı'nın karşılarına çıkamayacaklarını düşünüyor, İstanbul'a kadar ilerleyip imparatora damat olmak istiyordu. 80 bin kişilik Haçlı ordusu Varna'ya ilerlerken 2. Murad da 40 bin kişilik ordusu ile Haçlıların üzerine yürümüştü. Kasım 1444. Haçlı ve Osmanlı orduları Varna'da meydan muharebesine tutuştular. Muharebe sabah başlayıp akşam 9'a kadar devam etti. Haçlı orduları ilk anlarda Osmanlı askerine karşı üstün gibi gözükse de Osmanlılar kısa sürede savaşı lehine çevirdiler. Kral Ladislas'ın üzerine hücum ettiler. Ladislas çembere alınmıştı. Atının ayağına yediği balta ile yere düştü. Koca Karaca Hızır Ağa Ladislas'ın kellesini aldı. Haçlılar bozguna uğradı. Janos Hunyadi dahil kaçtılar. O gün Osmanlı ordusu büyük bir zafer elde etti. Ladislas'ın başı ve Edirne-Segedin antlaşmasının metni mızrağa geçirilerek askere gösterildi. Bu zafer İstanbul'un fethinin kapısını sonuna kadar araladı. Sultan Mehmet ve Çandarlı Halil Edirne'de yerinde duramadan haber bekliyorlardı. Bir ulak geldi ve Varna'da Osmanlı'nın zafer elde ettiğini, Haçlıların bozguna uğradığını bildirdi. Bu haber fevkaladeydi. İslam ülkelerine 2. Mehmet adına fetihnameler gönderildi. Tüm Osmanlı ve İslam ülkelerinde şenlikler yapıldı. Kahire'de de büyük sevinç yaşandı. Şehitler için dualar edildi. İkinci Murat, Varna zaferinin ardından Manisa'ya çekildi. Fakat bu zafer ikinci Mehmet'in saltanatını gölgeliyordu. Konstantinopolis'i fethetmek istediğini dillendirmeye başlamıştı. Çandarlı Halil Paşa bu fethin gerçekleşmeyeceğini ısrarla padişaha iletiyordu. Aralarında büyük ayrılıklar yaşandı. Zanos Paşa ve Şahabettin Paşa başta olmak üzere 2. Mehmet'e yakın vezirler bu fethin mümkün olduğunu dile getirip sultanı sürekli bu yöne sevk ediyorlardı. Bizans, Osmanlı'nın ortasında bir çıban başıydı ve bu çıbanın kesilmesinin şart olduğu devamlı söyleniyordu. Gerçekten de bu böyleydi. Tüm isyanlarda ve Osmanlı'ya karşı yapılan seferlerde Bizans'ın parmağı vardı. ...1445 yılı içerisinde Rumeli'de yine sorunlar çıktı. Janos Hunyadi Osmanlı topraklarına saldırılarda bulunuyordu. Sultan 2. Mehmet 1446 yılına kadar sürekli iç çatışmaların ortasında buldu kendini. Paşalar sürekli ayrılıkçı davranıyorlardı. Çandarlı Halil Paşa otoritesini sağlama almış, özellikle Yeniçeri kendisini destekliyordu. Bu Çandarlı'nın en büyük gücüydü. Çandarlı barışçıl bir siyaset güderken Zanos, Şahabettin ve Saruca Paşalar sürekli gaza ve fetihten yaraydılar. Tarihteki ilk Yeniçeri ayaklanması gerçekleşti. Sözde Şahabettin Paşa'ya karşı düzenlenen bir isyandı. Ancak bunun arkasında Çandarlı Halil'in olduğu tahmin ediliyordu. İkinci Murad'ı bu isyan yoluyla tekrar tahta geçirecek ve kendisine muhalif olan vezirlerden de kurtulacaktı.
Yeniçeriler Edirne yakınlarındaki bir tepeye çıktılar ve Konstantinopol'deki Şehzade Orhan'a tabi olacaklarını bildirdiler. Genç Sultan Mehmet bu isyan karşısında çaresiz kaldı. Morada da bir süredir Müslümanlara zulümler artmıştı. Bu da 2. Murad'ın tekrar tahta gelmesi için bir sebep olarak gösteriliyordu. 2. Murad tekrar Edirne'ye tahta geçmesi için davet edildi. Bu sırada isyan da Akçadağ atılarak bastırıldı. Sultan Mehmet'in 2. Murad'ın Edirne'ye ilerlediğinden haberi yoktu. Ava çıkmıştı. Döndüğünde babası 2. Murad'ı Edirne'de tahta buldu. Bu oyunun Çandarlı Halil Paşa tarafından gerçekleştiğini biliyordu. İçinden kendisine kin güttü. Tahta geçmiş olan babasına karşı saygısızlık etmeden elini öptü. 2 yıl saltanatta kalan 2. Mehmet böylelikle tahttan inmiş oldu. Yanına Zanos ve Şahabettin Paşalar verilerek tekrar Eylül 1446'da Saruhan Sancağı'na Manisa'ya gönderildi. Bizans İmparatoru 8. Ioannis öldü. Doğu Roma İmparatorluğu'nun son hükümdarı olacak olan kardeşi Prens 11. Konstantin, Mora'dan Konstantinopolis'e gelerek imparatorluğunu 31 Ekim 1446'da ilan etti. Şehzade Mehmet'in Manisa'ya dönmesinin ardından 2. Murad Mora üzerine sefer hazırlıklarına başladı. Daha önce 1439 yılında Mora'ya sefere gitmişti. Bu ikincisi oldu. İvedi bir yürüyüşle Korin Kalesi'ni kuşatma altına aldı. Bu defa ağır topları da yanında götürdü. 27 Kasım 1446 günü kuşatma başladı. Yoğun top atışı surlara çok ciddi hasarlar verdi. 10 Aralık'ta da kale düştü. Bu kuşatma Osmanlı ve Avrupa tarihi açısından çok önemlidir. Zira ilk defa bu denli toplar kullanılarak kale surlarını yıktılar. Bu kuşatmanın sonunda artık taştan örme surların çok fazla işe yaramadığı anlaşıldı. Buradan ilerleyerek Patras'a girdi. Akıncılar Mora işlerine daldılar. 1447 baharında Osmanlı Devleti'nde eğitim gören ve bir müddet sonra yükselip Osmanlı ordusundan kaçan İskender Bey, Arnavutluk'ta kendi hükümdarlığını ilan etmişti. 2. Murad, Manisa'daki 15 yaşında olan şehzadesi Mehmet'i de çağırarak Arnavutluk üzerine sefere çıktı. Osmanlı ordusu Kocacık Kalesi'ni kuşatma altına aldı. Garnizon direnmeye çalıştı. İskender Bey ise vurkaç taktiği uygulayarak Osmanlılara zarar vermeye çalışıyordu ki tam başarı sağlayamadı. Kocacık'taki askerler kaleyi yıkıp Osmanlı'ya terk edip buradan ayrıldılar. 1447 yılında Fatih Sultan Mehmet'in vefatının ardından tahta geçecek olan 2. Bayezid dünyaya geldi. Annesi Gülbahar Hatun'dur. 1448 yılında Yanoş Hünyadi, Varna mağlubiyetinden 4 yıl sonra yeniden büyük bir Haçlı ordusu toplamayı başardı. Bu Haçlıların 6. Osmanlı seferi olacaktı ki bu ordu 100 bin kişi ve 7 milletten oluşuyordu. İlk olarak Haçlı ordusuna katılmak istemeyen Sırbistan üzerine saldırı gerçekleşti. Daha sonra Kosova Ovası'na indiler. 59 yıl önce bu ovada 1. Murad Haçlı ordularını mağlup etmiş, kendisi de savaş sonunda hançerlenerek şehit olmuştu. Şimdi ise ordunun başında 1. Murad'ın torununun oğlu 2. Murad bulunuyordu. Yanında ise şehzadesi 2. Mehmet vardı. 2. Kosova Meydan Muharebesi 3 gün ve 3 gece devam etti. İki orduda da top ve tüfek mevcuttu. Ancak Osmanlılar bu teknolojide dünyada bir numaraydılar ve askerleri de bu silahları kullanmayı iyice öğrenmişti. İlk gün iki tarafta neredeyse birbirine eşit mücadele verdiler. Macar orduları Haçlıların en iyisiydi. İkinci gün Sultan Murad, Türklerin yüzyıllardır kullandığı bozkır taktiğini uygulayarak Haçlı ordularını çember içine alıp bozguna uğratmayı başardı.
Üçüncü gün Osmanlı birlikleri Haçlı mevzilerini açtılar ve umumi taarruzda Haçlıları 2. Kosova Meydan Muharebesi'nde tekrar yenmeyi başardılar. Yanoş Hunyadi yine kaçmayı başardı. Şehzade Mehmet bu savaşta önemli derecede rol aldı. ...1449 baharında 2. Murat yine oğlu Mehmet'i yanına alarak isyan halindeki İskender Bey'in üzerine gittiyse de İskender'i ele geçirmek mümkün olmadı. Osmanlılar Edirne'ye geri döndü. Sultan Murat oğlu Mehmet'i sancağına uğurlamak için hazırlandı. Mehmet babası 2. Murat'ın elini öperek helallik isteyerek sancağına doğru yola koyulmuştu. Bu veda 2. Murat ile oğlu 2. Mehmet'in son görüşmesi olacaktır. 2. Murat pek sevgili oğlunu son defa görmüştü. Bu son görüşmenin ardından 2 yıl geçmiş, Sultan Murat 4 günlük bir hastalık çektikten sonra 3 Şubat 1451 sabahı vefat etti. 46 yaşını 8 ay geçiyordu. 30 yıla yakın sultanlık yapmış, ömrü at üzerinde seferden sefere geçmiş, Türk tarihinin en önemli padişah ve yöneticilerinden olmuştur. Çok iyi kalpli bir kişiliğe sahipti. Savaştan hoşlanmazdı ancak gerektiğinde de asla geri adım atmazdı. Çandarlı Halil Paşa, 2. Mehmet'e babasının vefat ettiğini bildiren bir ulak gönderdi. Mehmet bu haberi duyunca hüzünlendi. Ancak kaybedecek hiç vakti yoktu. Konstantinopolis'te Şehzade Orhan bu haberi aldıysa Edirne'ye ilerleyebilirdi. Hiç vakit kaybetmeden lalaları ve vezirlerine durumu anlattıktan sonra atları derhal hazırlattı. "Beni seven arkamdan gelsin." diyerek Edirne'ye doğru yola koyuldu. Ey oğul, şunu iyice öğrenmelisin. Herhangi bir şeyin devamlı olarak kaba kuvvet, kılıç, kahramanlık ve ezici güç zoruyla meydana gelmesiyle akıl
hükümdar Sultan Mehmet, Gedik Ahmet Paşa'yı donanma ile İtalya üzerine yolladı. Hedef Otranto Kalesi'ydi. Gedik Ahmet Paşa Arnavutluğa, Avlonya'ya geldi. Burada istihbarat topladı. Donanmanın bir bölümü Leukas adasını da fethetti. Gedik Ahmet Paşa son hazırlıkların ardından 26 Temmuz'da 132 gemi ve 18 bin asker ile Apulya sahillerine çıkarma yaptı. 28 Temmuz'da başlayan kuşatma 11 Ağustos'ta son buldu ve Türkler İtalya'daki ilk kalelerini fethettiler. Gedik Ahmet Paşa'nın en büyük namını Otranto Fatihi olarak aldı. Ahmet Paşa ilerleyişine devam ederek Kutrafiano'yu da ele geçirdi. Hemen ardından Sogliano da düştü. Çevredeki birkaç kale daha Osmanlı'nın eline geçti. Osmanlı askerleri İtalya'nın güney kısmına yerleşmiş oldu. Halkın Osmanlılardan korkmaması için vergiden muaf tutuldu ve ibadet özgürlüğü verildi. Gedik Ahmet Paşa İtalyancayı çok iyi bilen Mustafa Bey'i bir takım askeri de burada bırakarak Avlonya'ya döndü. Diyarbahar'da daha büyük bir sefer hazırlığı yapacaktı. Seferin nereye olacağını sakalımın tek bir teli bilse onu koparır atarım. Gedik Ahmet Paşa'nın başarılı İtalya seferi Papa'yı ve tüm Hristiyanlığı dehşete düşürdü. Osmanlıların İtalya'ya asker çıkarması tüm Avrupa'da efsanelere dahi konu oldu. Hatta Fatih'in 200 bin asker ile Arnavutluk'ta sefer mevsimini beklediği bile iddia edildi. İtalya şehir devletleri iç çatışmaları bir kenara bırakıp Osmanlı'ya yöneldiler. Papa, Fatih'in askerleriyle hazır olduğu efsanesini duyunca Roma'yı terk etmeye kalktı. Senato zor ikna etti. Kardinaller tüm Hristiyan devletlere haber salarak asker toplamaya giriştiler. İtalyan şehir devletleri aralarında barış yaptı. Papa ne yapsa boştu. Zira karşısında İstanbul'u fethetmiş, tüm Balkanları ele geçirmiş, Anadolu Birliği'ni sağlamış, neredeyse savaş kaybetmemiş tecrübeli bir imparator Fatih bulunuyordu. Artık Roma'daki San Pietro Katedrali'ni cami olmaktan kim kurtaracaktı? İtalyanlar ümitsizliğe kapılıp kaderlerine boyun eğdiler. 1481 yılında da Fatih'in büyük bir ordu ile Gebze'de toplandığının haberini alınca İtalyanlar son dualarını etmeye başladılar. Ancak seferin İtalya'ya yapılacağı kesin değildi. Seferin nereye olacağı bilinmiyordu. 3 ihtimal vardı. 1 Memlükler üzerine, 2 Rodos üzerine, 3 İtalya üzerine. Fakat Fatih'in hastalığı artmıştı. Osmanlı hanedanında sıklıkla görülen Nikris hastalığına yakalanmıştı. Koca Fatih Gebze'deki çadırında fenalaştı. Hekimlerin birisi giriyor, birisi çıkıyordu. Asker ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Fakat ne çare ki ölüm meleği artık kapıdaydı. Azrail Fatih Sultan Mehmet'i de bulmuştu. Koskoca Fatih 3 Mayıs 1481 yılında hayata gözlerini yumdu. Nasıl anıldır bilmem Fatih Sultan Mehmet'in ölümü. Ölümünün ardından tahta Bayezid geçti. Cenaze günü herkes siyah elbiselerini giymişti. Tabutunun üzerinde sarığı ve silahları bulunuyordu. Cenaze namazını Şeyh Vefa'nın oğlu Şeyh Mustahiddin bizzat kıldırdı. Öyle adaletli birisiydi ki herkes ondan razıydı. Cenazesinde tebaası olan Hristiyanlar ve Yahudiler dahi bulunuyordu. Onlar bile yerlere kapanmış ağlıyorlardı. Hristiyanlar eline İncil'i almış, Yahudiler ise Tevrat'ı almış, kendi dinlerince Fatih için dua ediyorlardı. Cenazesi kendi yaptırdığı Fatih Camii'ne defnedildi. Büyük hükümdar Fatih'in kabri ondan sonra gelen bütün padişahların uğrak yeri oldu. Tahta çıkan ilk padişah önce Fatih'in mezarını ziyaret ederdi. Sefere çıkacak padişahlar mutlaka onun mezarını ziyaretten sonra İstanbul'dan ayrılırdı.
bu fani dünyadan bir Mehmet geçti. Tek isteğim ona layık bir nesil olmamız.